Merhaba, biz Mor ve Ötesi. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ve bizi davet ettiği için Ekşi Sözlü'ye çok teşekkür ederiz. Çünkü bizi onlar davet etti. Bunu söylemek lazım, bakın. Önemli öyle. Bu. Bunu söylemek lazım. Bunca mutsuzluğun ve umutsuzluğun var olduğu bir ülkede yıllardır nasıl aynı kalabildiniz? Umutsuzluğa kapıldığınız anlarda bu ülkeye olan inancınızı artıran güç ne oldu? Aynı kaldığımızı düşündüğü için bir kere plak... Ben saçları da bildim mesela. Aynı kaldığımızı düşünen... Ben bilmiyorum. Umutsuzluğa kapıldığımız anlarda işte bir yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Birbirimize bakıyoruz, size bakıyoruz. Dinleyicilerimiz var. Ve bizim gibi düşünen, hisseden insanlar var. Demek ki yalnız değiliz diye düşünüyoruz. Birlikte güçlüyüz arkadaşlar. Peki aynı... Nasıl aynı kalabildiniz? Aynı... Acaba yani grup... Kadro, aynı kadro, ha, 90. Yoksa çünkü aynı kalmadığımızı görülüyordur herhalde. Ne de güzel. Neden? Beraber çalmayı, beraber müzik yapmayı sevmemiz sayesinde aynı kadro kaldık. Kısaca. Ben başkasıyla müzik yapmayı düşünmedim yani. Benim için bir müzik grubundan daha çok aile gibisiniz. Özellikle Forza isimli şarkınızı ilk kez Azerbaycan konserinizde söylediğiniz için ne kadar sevindim bilemezsiniz. Bizim için anlamı çok çok büyük. Sorum şöyle. Hepimizin zor zamanları olmuştur. Sizi zor gününüzde ayakta tutan şey nedir? Benzer bir soru. Yani bir ilk soruda da aynı şey vardı. İki soruda da yani bir zorluk artık aşikar. Herkes bir umuda ihtiyacı var. Ne kadar zor hayat. Siz bu olan bitenler varken nasıl hatta müzik yapabiliyorsunuz da geliyor neredeyse. Bu bir tespit. Biraz doğru. Acı bir tespit. İşte biz yani şanslıyız da birazcık. Birbirimizi bulmuşuz. Birlikte müzik yapıyoruz. Onun dışında... Benzer bir şans herhalde özel hayatlarımızda da var. En büyük desteği tabii ki çevremizden sevip sevilmekten alıyoruz. Bir de yaptıklarımızın karşılığını görmek insanlardan tabii ki. Bu da bizi her şeyi neredeyse manalı yaşanılabilir ve çekilebilir kılıyor. Azerbaycan konseri de tam yılın sonuna doğru bize çok çok iyi geldi. Birkaç yıl içerisinde birkaç defa ertelenmiş bir konser projesiydi. En sonunda gittik ve beklediğimizin üstünde bir coşku oldu. Forza da bir gün önce mi çıkmış çocuklar? Birkaç gün önce. Birkaç gün önce çıkmıştı, aynen. Taze orada o coşkuyu da görünce çaldık çünkü. Çalıp çalmamaktan da emin değildik. İyi ki de yapmışız. Azerbaycan'a sevgiler yani. Çok iyi karşılandık ve çok mutlu olduk. Bizim için 2021'i nefis bir kapatma konseri oldu. Hoş geldiniz. Çıkardığınız Sirenler albümü de diğer albümleriniz gibi çok güzel. Teşekkür ederiz. Bunun şerefine yurt dışına turne yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Bir de bir ara Sözlük'te Sirenler albümündeki parçaları birleştirince anlamlı sözcük grupları oluşuyor. Komple teorisi vardı. Etiketledim de bu doğru mudur? Ben turne kısmını hemen şey yapayım. Mart ayından itibaren bir sürü konser vereceğiz. Bunların içerisinde Nisan sonunda bir Amerika turnesi var şu anda üzerinde çalıştığımız. Avrupa konserlerini de aslında yapmayı çok istiyoruz. Büyük ihtimalle Amerika turnesi sonrası. İşte ilkbaharda en azından birkaç tane yaparız diye umuyoruz. Olmadı sonbaharda yaparız. Sonbaharda olmazsa da kışın yaparız. Yazın niye olmuyor? Duruyor nasıl olsa. Ha? Yazın? Yazın da yaparız. Ne olacak? Ama alıştığımız şey tabii Kasım ayında Hamburg soğuğu yemek. Hamburg. Abi, bir kere yazın görelim şu Avrupa'yı ya. Hayır. Bir kere lütfen. Nine. Bir kere gördük 22 dereceydi. Bütün herkes kızlar bikiniler evet. Falan parklarda böyle çok sıcak 22 evet derece aman Allah'ım. Doğru evet. Da Hamburg'da bir adam çırılçıplak denize atlamıştı ben. Pasta yiyordum sağ ben değilim. Ben değilim. Pasta yerken böyle. Hamburg anılarını isterseniz makul adam... bir yerde bitirmek de miyim? Evet. Evet ben de öbür kısmını söyleyeyim. Sirenler albümündeki parçaları birleştirince albüm çıkıyor ortaya zaten. Fakat herhalde parçaların isimleri kastediliyor. İsimleri. Şimdi parçaların isimlerinde ben sadece şunu söylemek istiyorum. Tünel meydanındasınız. Tünel mesela belki Karaköy'den bindiniz tünele. Tünel meydana çıktınız. 9. şarkı tüneli dinlemeye başladınız. İstiklal'e yürüyorsunuz. Oda Kule'yi biraz geçtiniz. İstiklal çalmaya başlıyor. Meydana geldiğinizde park bitmiş olacak. Bilmiyorum. Daha ne diyeyim? Tünel meydanındasınız. 9. şarkıyı, virgül, tüneli dinlemeye başladınız. Nokta. Hocam. Oda Kule'yi geçtiniz. İstiklal çağırıyor. Sıfırı da attınız. Daha 2 sıfırı attınız. Dakide. Merhabalar.
Forza klibinizin hikayesi ve ortaya çıkışı hakkında bilgilendirmek isterseniz birinci ağızdan aydınlanmış oluruz. Pek de mutlu oluruz. Teşekkürler, iyi ki varsınız. Efendim, klibimizde dansçılarımız var. Aslında bütün hikaye kısmını dansçılar üzerinden kuruyor yönetmenimiz Aslı. Dört kadın dansçı, onlar daha sonra çıkan albümün adının Sirenler olmasıyla bağlantı kurabileceğiniz bir şekilde ve her biri birimizi sembolize eden şekilde dans ediyorlar bir yandan da. Yani dört dansçı gruptaki dört enstrümanın, yani işte vokal, gitar, bas ve davulun da sembolize edildiği şekilde dans ediyorlar. Bir de erkek dansçı var. Erkek dansçı klibin başında derd üstü, murad üstü bir şekilde görünürken daha sonra bir dansçıların anlattığı hikayeye doğru çekilmiş ve artık oradan yavaş yavaş başka bir yolculuğa doğru rahatladığı, daha huzurlu olduğu belki bir yolculuğa doğru çıkıyor erkek dansçımız. Bilmiyorum, birinci elden. Böyle güzel oldu. Bu şekilde gerçekleşti. Bize öyle anlattılar. Biz de ne güzel dedik. Park isimli şarkınız tam bir şaheser olmuş. Dinlemeye doyamıyorum. Tekrar teşekkür ederiz. Ancak merak ettiğim bir şey var. En hissedilir derecede bu şarkının içinde duyduğumuz fısıltılarda ne söylüyorsunuz Harun Bey? Umarım anlaşılmıştır diye düşünüyoruz. Albüm süper olmuş. Adamın Dibi şarkısının ismi bir hayli ilgimi çekti. Bir anlamı, hikayesi var mıdır acaba? Efendim, hikayesi adamın dibi veya adamsın diye bir övgü olmaması gerektiğini düşünenlerdeniz. Biz bir kere Durak'ta Kadıköy'de çalarken Özge Fışkın'la beraber bir şarkı söyledik. Özge her zamanki çok güzel söyledi. Şarkı bitti. Birisi adamsın Özge, adamsın diye bağırdı. Yani Özge Fışkın'a adamsın diyemezsin yani. Daha feminen bir şey yok yani. Hani kız, ben de düşünüyorum ne demek bu, niye böyle bir övgü olabilir mi böyle bir şey diye. Bir örnektir. Oradan düşünerek bu şarkıyı yazdık demiyoruz ama bizim yani erkeklerin bir kendine çeki düzen vermesi gerek genel olarak. Bunlar üzerinden, yani bir cinsiyet kimliği üzerinden övgü cümlesi kurulamaz. Hele ki yani erkek kimliği üzerinden bir övgü değil de daha çok bir düşünme, belki birazcık kendimize bakma falan gibi şeyler yapmak lazım. Şarkı buralarda dans ediyor aslında. Ama hakikaten yani Özge Fışkın'a adamsın denir mi ya? Kadının dibi değil mi? Kadın. Ha bir de ayrıca adam, bunu da bak ilk defa burada söylüyorum. Size özel. Ya diyelim ki bir şeyi övmek istiyorsun. Ona mesela onun dibi der misin? Yani mesela çiçeksin, çiçeğin dibisin deyince iyi mi oluyor mesela? Bilmiyorum nereden çıktık yolu yani. Yani bu semantik bir problemi de işaret ediyor aslında. Yani bir diyelim ki adamsın iyi bir şey bile olsa, adamın dibi niye daha iyi bir şey olsun? Dipte bir güzellik bulmuşlar abi. Ben de o kafaya erişemiyorum. Dibini yani özü gibi böyle mi? Ama dibi... Evet herhalde. Bilmiyorum. Neresinden baksan problem var yani. Ufaktan gidiyorum o zaman. Kerem abi gir. O personaya bürün. Sesini oraya al ve aynen. Lütfen. TRT 02. Selamlar. Açık Radyo'da katıldığınız programda albümdeki şarkıların 2019 ve sonrasında yapıldığını söylemiştiniz. Melekler Ölmez'i saymazsak bir de anlatamıyorum var. 2012-2019 arasında ürettiğiniz şarkılar bugünler geçtiğinde ortaya çıkabilir mi? Yani neden olmasın? Neden olmasın? Tabii ki çıkar. Neden olmasın? Tabii çıkar. Çıkabilir. Çıkabilir. Size de çıkabilir. Ama bu 2019'dan sonra kısmının altını bir çizelim. Hakikaten de, çünkü o bazen yorumlarda geliyor ya işte bunu kesin Gülken ne zamanı yazdınız falan diye. Böyle bir şey yok hakikaten de. 2019'dan sonra hep... Hatta çoğu 2021. Tabii. Ya ben yani şeyden diyorum hani söyleyelim. Bir provada işte Forza başlamıştır. Başka evet. Bir yerde işte bir şey... Ama hani 2019'dan önce kesinlikle... Lamı Cimi yok bu albümde. Geçen hiçbir şey 2019'dan önce değil. Bayağı 2020 Ocak. 20, hatta, evet. Evet. Çoğu da 21. Hatta 21, diyorum. Yani çoğu da 21. Çoğu evet. 21. Daha bir yaşında olmayan var. Önceki şarkılar tabii ki çıkabilir. O bir zamanla ilgili bir şey değil. Bazen öyle bir şarkı geliyor, bir kaç yıl önceden ortaya çıkabiliyor. Fakat hani biz şimdiki halimiz... Bu albüm bize şöyle de bir ümit verdi bir yandan. Belki de sürekli yeni şeyler yazarak da devam da edebiliriz. Hepsi mümkün. Tünel şarkınızda cennetim cehennemim diye bahsederken ülkenizden mi yoksa bir sevgiliden mi bahsetmek istediniz? Güzel soru. Bu albümle ilgili
her şeyi ülkemizle ilgili olarak okuyabiliyorsunuz ve öyle okunması yanlış olmaz. Ama bir yandan da şöyle okuyun demek de bize yakışmaz. Dolayısıyla herkesin kendi duyduğu, kendi anladığı hali değerlidir. Sirenler hepimiz için çalıyor. Uzun yıllardır yaşamadığım bir şey yaşattınız bana. Ülkem için, geleceğimiz için aynı anda hem umut dolup ağladım hem hırsımdan ağladım bir an olmamıştı. Sirenler sesimiz oldu. Her bir şarkı güzel günlere ithaf edilmiş birer maaş oldu. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Size sorum sirenlerin hissiyatıyla ilgili. Sirenler albümünün size hissettirdiği ilk en güçlü duygu nedir? Yani sirenler benim için böyle yaşayan bir şey. O yüzden sanki böyle önümüzdeki birkaç yıl içinde kişisel dünyamda daha iyi yorumlayacağım ne olduğunu. Yazarımız paragrafta çok gönlümü okşayan şeyler söyledi. Benzer şeyleri ben de hissediyorum. Daha önceki bir röportajda şeyi demiştim hani hem birbirimize hem kendimize hem de sanki ülkeye de böyle bir sahip çıkar gibi bir şeyler hissettiriyor bana bu albüm. Bunu da söylemek isterim. Artı olarak sanatsal anlamda da üretim manasında da bizim bence cesur olduğumuz ve birbirimize güvendiğimiz, o yüzden de içinde çok taze sesler barındıran bir albüm. Miladi bir şey veya ne bileyim biz bu milatlar diyelim, dönüm noktaları diyelim, bunlardan yaşamışızdır hayatta. Sanki öyle bir şey olacak gibi hissediyorum. Yani benim açımdan da Sirenler adı ortaya çıktıktan sonra böyle bir anda bütün parçalar yerine oturuyor gibi oldu. Çünkü albümün geneline bakınca albümde yani çok koyu karanlık bir doku da var, bir hava. Müzikal olarak çok belki hani kendini boğucu bir şekilde bastırmıyor ama her şarkının içinde kendi enerjisi de var. Sirenlerle beraber düşününce, mitolojideki sirenleri düşünürsek orada da aslında yani bir çok güçlü varlıklar, aynı zamanda çok karanlık bir yanı var. İnsan öncesinden hatta bir gücü temsil eder gibi bir halleri de var ve beraberinde işte yıkım, dehşet falan bir sürü şeyi de çağrıştırıyor. Ama sırf mitolojideki sirenler değil, yani içinden geçtiğimiz bütün bu pandemi yıllarının olağanüstü hali, içinden geçtiğimiz bütün aslında yani hem dünyanın hem Türkiye'nin kendi özel durumları itibariyle yaşadığımız olağanüstü hallerin çığlıkları var gibi geliyor bana albümde. Soruyu görme ihtimalinizin %0 olduğunu bildiğim halde şansımı denemek istiyorum. Yanlış bilgi. Yanlış bilgi. Kocaman bir hoş geldiniz öncelikle. Geçmişte izleyip de bu film için güzel bir soundtrack albümü yapardık dediğiniz yerli yabancı bir film var mı? Hababam Sınıfı. Mustafa hakkında her şey. Sadece yanlış cevaplar. Sadece yanlış cevaplar. Geçmişte izleyip de bu film için güzel bir soundtrack yapardık. Bence genel olarak biz çok yani sevdiğimiz bir filme çok iyi bir soundtrack yapabiliriz gibi hissediyorum. Ve buradan seslenmek istiyorum. Yetkililere de. Yetkililere. P.T. Anderson. Evet. Uyuma. Evet. Yani sizi de eğer ki bu Mor ve Ötesi'nin hani bizim filmimize müzik yapma ihtimali %0 diye düşünüyorsanız belki de yanılıyorsunuz. Bir ulaşın. Film evet. Müziği, hatta e-mailimizi de hazırladık. Evet. morveötesi.com'a Nasıl? Meğer kendileri hazırlamışlar. Şansınızı deneyim. O kocaman PR çalışmasının bir yanında da... Bu soruyu ben yazdım. Bu soruyu zaten. Kerem yazdı tabii. Evet. Çok... Business development. Evet. Çanak soru. Diyoruz. Çanakçı. Endüstri, sektörün içinde bunlar var. 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 Biz film müziği yapmak çok istiyoruz gerçekten. Yani sevdiğimiz bir film, sevdiğimiz bir senaryo olması halinde hızla ve çok zevkle yapacağımız bir şey. Havaalanı girişinde çevirdi taksiyi. Sen nerelisin falan. Buralıyım falan. Şive var sende. Nerelisin? Nereye gidiyorsunuz dedi. Ankara dedim ben. Yumurtalı, yumurta dedin mi? Demedim. Yumurtayı yanlış evet. Söylüyor çünkü. Ne diyorsun? Yumurta diyor. Evet. Bence Ankara yerine Angara demedim diye adam Şivan var. Farkında mısınız bilmiyorum ama 3 jenerasyona birden hitap ediyorsunuz. 99-2000 doğumlu öğrencilerim giderek yabancılaştıkları ve kitlesel depresyona doğdukları şu zamanda ve bu ülkede hayat dinliyor. Jenerasyonlar arası bir varoluş sancısı kürü olmak nasıl bir his? Cidden hiç tanımadığınız ve muhtemelen hiç tanımayacağınız bunca insanın hayatına bu kadar derinden dokunabiliyor olmak çok sürreal gelmiyor mu size de?
sevgiler. Ya çok güzel. Geliyor. 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 Çok sürreal geliyor ama çok da güzel geliyor bir yanda. Bütün olayın şeyi bu, çekirdeği bu yani aslında. Bizim için mesela şurada görünür olmak, burada dinlenmek, o sayılar, para, pul, şan, şöhret hepsinden daha önemli şey bu olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Yok. Hatta temel mesele bu olduğu için geri kalanların hepsi mümkün oldu. Yoksa aslında bizim bu kadar popüler olmamız da normal değil Türkiye'de. Bu duyguyu paylaşan insanların hepsinin birbirine tutunması gibi bir şey yaşıyoruz bence. Sizin yani bunu yazan insanlar sayesinde de oluyor bu. Çünkü bir şey söylediğiniz zaman duyulmayabilirdi. Siz onu duymuşsunuz. Hoş geldiniz. Aranızda hala bir arkadaşlık var mı? Yoksa bir süredir profesyonel bir birlik olarak mı devam ediyorsunuz? Valla ben yeterince profesyonel olduğumuzu düşünmüyorum. Hepimizin ayrı kulisleri olduğu günleri iple çekiyorum. Evet, ayrı katlarda yaşamak istiyoruz. Tabii canım. Ya ben çok tahammül edemiyorum artık yani. Gerçekten. Kerem hiç konuşma dikkat ederseniz. Arkadaşımız mı? Arkadaş mıyız? Arkadaşlık. Arkadaşım. O ne demek? O ne demek? Kaybettik ya. Bu ama güzel yani buna böyle orko gibi olmadan, didaktik olmadan bir cevap vermeye çalışıyoruz aslında şu anda. Biz profesyonel bir birlik olamamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz aslında sanırım. Ya bu olan da bir şey gerçekten aslında. Hiç mantıksız bir soru da değil ama. Aynen. Bizim arkadaşlığımız iyi. Biz bir aradayken çok eğleniyoruz yani. Onları çok özlüyorum. Bunlar hep güzel alametler. Çok gülüyoruz. Arkadaşlığında inişli çıkışlı zamanları var. İyi zamanların çoğunlukta olması nefis bir şey. Zaten çok itiraz edince Burak vurmaya başladı. Yani. Boy avantajını kullandı. Yani arkadaşlık diyorsunuz da ailem bunlar arkadaşlar. Canım benim. Diyorsunuz yani. Yapabilecek her şeyi yaptınız. Teşekkürler. Bundan sonra ulan bunu da yapalım dediğiniz bir şey var mı? Yapabilecek her şeyi yapmadığımızı ben de söyleyebiliriz değil mi? Yani. Kesinlikle. Daha yapılacak çok şarkı var. Hiçbir şey olmasa. Evet. Ayrıca lütfen bizi takip etmeye devam edin. Çünkü gerçekten hayalini kurduğumuz ve çok da uzak olmayan bir zamanda yapmayı planladığımız çok büyük bir hayalimiz var. Bizi takip edin dediğimiz zaman gerçekten hani her yerden bizi takip etmenizi istiyoruz. Çünkü bazen bir şeyi zaten artık bütün dünya duymuştur herhalde dediğiniz bir şeyi duymayan arkadaşlarınıza bile rastlıyorsunuz. Dolayısıyla bu yeni dönemde, yeni dönem derken sosyal medyanın ve bilincin bu kadar darmadağın olduğu bu yıllarda özel olarak sevdiğimiz, değer verdiğimiz her şeye özel bir ihtimam göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine oldum orko. Didaktik yine didaktik. Orko kim onu Google. Ay sağ olun çok almayayım diyetteyim ama. Evet. Son çıkan albümdeki İstiklal şarkısı ile beni istemsizce düşüncelere daldıran grup. Güzel. Ruhum huzur buluyor dinledikçe. Vallahi güzel söze ne denir? Teşekkür ederiz. Huzur da bulmak albümde iyi bir şey. Evet. Soru yok anlaşılan bu şeylerde. Yok. Radon adlı arkadaş. Çok teşekkürler. Konserlerde de görüşmek üzere diyeyim bari. Yeni parçaları Force'a tüm eski gruplarda olduğu gibi bizden de geçti diyen çöp bir şarkı. Müzik desen gürültü, sözler desen bir şeye benzemiyor demiş. All within my hands. Çok teşekkür ediyoruz ya. Sağ ol. Gürültü işte bizim işimiz gürültü. Biz bunu yapabildiğimiz için zaten mutlu oluyoruz. Yani böyle şeyler düşündürebilmek kolay mı? Yani... Eski gruplarla ilgili bir sıkıntı var burada, öyle eski anlıyorum. Gruplarda. Çünkü demiş ki tırnak içine alarak, tüm eski gruplarda olduğu gibi bizden de geçti. Drill rap mi dinliyor acaba? Son albümü dehşet güzel olan Türk müzik grubu, tüm şarkılarında Mor ve Ötesi kalitesi var. Albümde iki şarkıyı öne çıkardım, Dünyaya Bedel ve Force. Biz de albümde iki şarkıyı öne çıkardım, Dünyaya Bedel ve Force. Çok güzel denk gelmiş, tebrik ediyorum. Çok iyi. Evet. Çok kötü albüm. Sözler ayrı, müzikler ayrı kötü. Çöp. Çöp. Rafine'ye nefret olmuş. Evet. Teşekkür. Sizlerle varız. Alkışlarla yaşıyoruz yani. Sözler ayrı, müzikler ayrı kötü. İşte o da kolay değil. Mesela birinden birini iyi yapabilirsin. O zaman uyumsuz olur. Böylesi dostlar başına. IDX 2017. 2017 doğumlu olabilir mi acaba? Belki de 4 yaşında yazmayı öğrendiği için teşekkür ve tebrik ediyoruz kendisini. Evet.
Kolay değil. İlk yorumlarda böyle bir sinir olur. Ben de ilk yazdığımda sinirliydim mesela 4-5 yaşlarında. Adamın Dibi şarkısında kendi soundlarına benzer bir tempoda devam ederken şarkı 50. saniyede giren yaylılarla beraber dumura uğratmış şarkıdır. Gerçekten çok başarılı ve gözüne far tutulmuş gibi kaldım ilk dinlediğimde. Burada ben virgül olması gereken yerleri seslendiremedim tabii o yüzden. Ve hala da öyle hissettiriyor. Cidden çok sevdim, çok başarılı. Çok teşekkürler. 50. saniyede yaylı giriyorsa eğer, o yaylının girdiği yerde hatırlatıyorum. Sayın Kerem Kabadayı'nın Doğru çok gidiyor. Güzel bir şeyi vardı orada. Bağırmayın dedi. Burada bağırmayın dedi. Hatırlar mısın? Yok. O ilk nakarattan sonra oraya yapmayın. Tamam tamam. Yapmayın orada yaylıları duyalım dedi. Kafa evet. Bu kafa. Başımız şişti dedi. Yeter artık her yerde. Son albümü hayal kırıklığı olan grup. İlk albümleri Dünya Yalan Söylüyor hariç. Hiçbir şey demiyorum. Tırt zaten. Tırt mı? Maalesef bitmiştir. Hepsi boş şarkılar aceleye gelmiş gibi 10 yılda bir de ha ha diye de gülüyor. Sevemedim kimseyi. SS isimli yazar. Ya, bir insanı güldürmek, gülümsetmek ne kadar zor biliyor musun? Gerçekten. Sevgili sözlükçüler. Gerçekten. Bu güzel pazar gününde neşeyle bizi yani buluşturdu. Bir aktrolün dramı değil mi? Ya bu... evet. Türkiye'nin en kaliteli rock grubu. Hatta bu adamlar olmasa Türkiye'de adam akıllı rock müzik yapan yok diyeceğim. Yok ayıp, artık. Ayıp öyle yakışmadı. Şey olmadı. Yakışmadı isim bulmaya üşeniyorum. Başka rock grubunda ya da çok, bir sürü çok güzel grup var. Ya, kaç tane hem dinlediğimiz, dinleyerek büyüdüğümüz hem bizden sonra gelen çok bir sürü çok güzel rock grubu var. Hiç öyle ama demeyin. Çok teşekkür ederiz bu yorum için. Evet. Sabah kalkınca ilk düşünülenler. Niye yani, sabah kalkıyorum ben sabah bugün? Sabah kalkınca ilk düşünülenler. bugün niye bu kadar erken? Sabah kalktığımıza göre. Kor ne düşünüyorsun olsun. Abi ya her sabah farklı yani çok zor bu ya. Bu sabahların bir anlamı olmalı. Kerem de BKZ sabah... BKZ veriyor musun? Vega. Sabahın köründe de verilebilir. BKZ. Oo. Evet. Ekşi itiraf? Bir itiraf etmeye gerekiyor. Hadi bakalım. Şu bana dediğini de istersen. Geçen gün anlatıyordun ya. Yani. Kimseye i̇tiraf, söylemeyin itiraf, diye. Söyle, 2021 başlarken 2021 bitmeden bu albümün yayınlanabileceğini söylese inanmazdım. Türkiye'nin girişine yazılması gereken söz. Dikkat edin. Dikkat edin. Sevilen şarkının en vurucu cümlesi. Sevilen şarkının en vurucu cümlesi. Confusion is my epitaph. Confusion will be my epitaph. Yok ya sanırım şey Push the Envelope Watch It pushed? Band. Yes. Push, evet. Ha Push the Envelope. Yazardım ben olsam. İki gözüm kadar eminim sen yoksun. Yani bir şey yazmazdım ben bunu. Cambaz yazılabilir. He cambaz evet cambaz şarkı sözü. Bakın Beykez'i seve. Beykez'i cambaz. Göz nasıl bir şeyden emin olabiliyor falan. Delirmemek için yapılanlar. Forsa. Delirmemek için yapılanlar. Biz müzik yapıyoruz. Eurovision'a katılmama sebebimiz. Dünyaya entegre olup onunla iç içe yaşamak isteyip medeniyetten nasibini almak isteyen yöneticiler. Rock müziğin azalarak bitmesi. Çöp Tayfa'nın en büyük hayali değil mi? There you go MF. There you go. Anca gidersin diyor. Türk rock tarihinin en iyi şarkısı. İddialı. Ya ben kişisel olarak şeyi çok severim. Mazhar Fuat Özkan'ın Bazenini Özkan Uğur söyler. Umudu en iyi anlatan cümle. Yaşam umutsuzluktan umut üretmektir. Bunu yazabilirdim. Altına da bakınız Yaşar Kemal. Aşk acısı çekenlere tavsiyeler. Tam adamı nasıl olur? Aşk acısı çekenlere tavsiyeler. Çok da büyütmeden zevkini çıkarmak lazım. Çekmeyin. Çok da şey etmemek mi lazım diyorsunuz hocam? Yok yani her şeyin olduğu gibi bunun da zevkini çıkarmaya bakmak lazım. Aşk acısının. Tabii canım o da öğretilmiş şeyler insana yani. Türkiye'nin en büyük sorunu, buna bir ortak cevap verelim mi çocuklar? Buyurun. Ne dersiniz? Tabii siz ortak cevap verin bizim adımıza hocam. Eğitim sistemi. Ve genel cehalet yani. Maalesef. Ama bir tane soruna indirgememek lazım. Çok güzel sorunlarımız var. Yani farklı. Birinden birini çok öne çıkarmak da öbürlerine haksızlık olur. Umutlu bitirelim o zaman. Çözülemeyecek bir sorun olmadığını düşünüyoruz aynı zamanda da. Ne kadar büyük sorunlar olursa olsun. O zaman şöyle de diyebiliriz.
sorun çözmeye yönelik bir iradenin yeterince güçlü bir şekilde oluşturulamaması. Umutlu bitirmeye çalıştığımız için. O zaman şöyle diyelim. Böyle bir şey. Böyle iyi umutlu bir umutla bakmaya çalışmamıza rağmen. Yoldaşa çözümden umudunu kesmiş insanlar. Yani bu indirgemecilik gibi işte efendim cemaatçilik gibi fanatizm gibi bir sürü yanlış alışkanlığımız var. Bunları değiştirirsek eğer mesela tek bir büyük sorun en iyi bilmem ne en fazla bu falan gibi kategorilerle değil de biraz daha gri bölgeleri de hesaba katarak düşündüğünüz zaman hep beraber büyümüş olacağız. Büyümüş olduğumuz zaman sorun çözmeye odaklandığımızda çok daha iyi sonuçlar alacağız. Olur mu hocam? Çok güzel olur. Peki Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Teşekkür ederim.